Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostları kanalıma hoş geldiniz, ben Kaan. Bugün yine sizlerin yaşam alanlarını yorumlayacağım. Bu sanırım 3. bölüm olacak. Normalde daha erken gelecekti bölüm ama işte ülkedeki durumlar vesaire biraz gecikti bölüm. 1. aydan 3. aya kadar buradan gönderiler var, onlara bakacağız. Bir de Discord'da da biraz daha var sanırım, onlara da ayrı bakacağım. Normalde bu kadar uzun sürmemesi lazım. Daha kısa, hızlı bu videoların, bu serinin devamı gelecek. Videoya başlamadan önce eğer siz de yaşam alanlarını yorumlamamı istiyorsanız onlara terraryumyorum@gmail.com'a atabilirsiniz. Kısa bir yazı yazabilirsiniz yaşam alanı ile ilgili. İçinde hangi canlılar var, ne zaman kuruldu vesaire gibi. Ve onun dışında fotoğrafları atarsanız ben burada yorumlamaya çalışacağım elinden geldiğince. Tabii daha çok terraryum ilgi alanım benim ama sonuçta akvaryumlara en azından görsel olarak bir fikir verebilirim. Ve bu izleyen diğer arkadaşlar için de bu videolar faydalı olur diye düşünüyorum. Evet, Kaan Bey iyi çalışmalar, kolay gelsin. Üçgen kendim yaptım. 96-96-136. Salonun köşesine uygulamış. İki duvar rafı, alt tarafı MDF, ön tarafına cam kullanmış. Cam yapıştırmasında akvaryum silikonu kullanmış. Zemin malzemesi nisan cevizi falan alınmış. Halı var. Halının altında sıcak bölgede zemin ısıtıcısı yer alıyormuş. Ekstra ısıtmaya yardımcı olması için üst taraftan da ampul ısıtıcı koymuş. Isıtıcı ampul de ayrı ayrı termostatta ve 32 derece civarında ısıtıyor. Soğuk bölgeye dışkı diyor. Soğuk bölge 23-24 derece. Yani dereceler gerçekten Leopard Gecko için ideal dereceler. Onlarda bir sıkıntı yok. Yem kabı, su kabı, D300 kalsiyum soğuk bölgede. Bunda da bir sıkıntı yok. Sauna kısmı üzeri halatla sardığım kapta. Aynen, sauna kısmı şuradaydı, görmüştüm onu. Şu solda görünen yer. Saklama kabının etrafına silikon ile halat uygulamış. İçerisinde nem ve ısım değeri de yine ısı ve nem ölçüleri takip ediyormuş. O bölgede genelde %60-%70 nemlerde ve 26-27 derecelerde. Yani bunlara bir sıkıntı yok. Nemi iyi saklıyor demiş. Ampule denk gelen kısmı kesmiş. Tartara, dubia, un kurdu, mario levesini haftada bir multivitamin, haftada 2-3 D3'lü kalsiyum veriliyormuş. Böcekleri bardağın içine koyup kaçmamak için otaşın üstüne çıkıp içerisinden yiyor. Güzel. Canlı yemleri arkasından karifer boruları geçen bir dolum var. Onun içinde besleyip üretiyormuş. Altlık malzemeler dışında patates, havuç da beslenmelerini destekliyor. Yani good lot yapıyor tabii. Bildiğim şeylerin tamamına yakını sizden öğrendim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim buradan. İşe yarıyorsa ne mutlu bana. Yalnızın adı Güllaçmış, 2 yaşında. Bambu alanında salonun diğer köşesine aynı ölçülerde dekoratif simetri sağlayacak şekilde yapmış. İçerisinde toprak ve su olduğu için 3 taraflı ve 6 camdan oluşuyor. Yine akvaryum silikonu kullanmış. 16 tane bambu kökü var. Onları anaç dallardan alıp önce suda köklendirip buraya alarak toplamış, yapmış. Ben de bir ara bambu çoğaltma videosu falan çekecektim de sonradan uğraşamadım onlarla. Toprağını bir haftalık suyu bekleterek suluyorum. Buhar makinesiyle de nem oranını arttırıp nemini tutuyormuş. Evet, şurası bambu alanı galiba. Yani burası aslında güzel ama bence burayı biraz daha böyle yukarı doğru kayalarla desteklemesi lazım. Şu arkayı üçgen şekilde mesela çıkacak şekilde ya Dragonstone olur ya da doğadan bulduğu kayalar olur. Bu şekilde biraz yükseltebilir. Öne biraz daha düşük, hani bambu değil de bambuların uzunlarını arkaya alıp öne biraz daha hani fitonya olabilir. Veya neyim seven diğer bitkiler olabilir. Begonya olabilir. Begonya türlerinden olabilir. Biraz bitki eklerse bence daha şık durabilir. Zaten ışık var herhalde bunun üstünde muhtemelen. Bakalım. Önce şu alana bakalım. Burada buhar makinesi var. Buhar makinesini çalıştırıyorum dışarıda. Zaten bambular toprakta da yaşıyor. Bende şurada mesela bir tane bambu var. Orada yaşıyorlar gayet yani. Hiçbir aşırı bir nem falan da istemiyorlar. Buna dediğim gibi bu bence biraz daha şu bambu alanı bence biraz daha güzelleştirebilir. Hani böyle fitonyalar, değişik güzel bitkiler koyulabilir. Ben hatta linki eklerim aşağıya. N11'den alabilirsiniz oradan. Benim güzel bir listem var. Oradan alabilirsiniz. Şu şekilde simetri yapmış. Soldaki bambu, sağdaki de leopardın yeri. Ama avize bayağı güzelmiş ya. Bu özel avize mi, el yapımı bilmiyorum ama bayağı güzel duruyor. Evet, şimdi canlı yemlerde bakalım. Canlı yemleri de bu şekilde yapmış. Zaten bunlarda bir sıkıntı yok. Bunlar her türlü yaşar. Herhalde biraz da sıcaklık da geliyor da borular olduğu için. Şimdi leopardın alanına gidelim. Leopardın genel alanı bu şekilde. Yani ihtiyaç olarak herhangi bir sıkıntı yok zaten. Ama görsellik olarak benim bilmiyorum. Halatta taş mesela biraz gözüme battı. Mesela bu herhalde bir kaptan yapılmış. Kabın üstüne bir taş sermiş şu için, şunun için. Ama bunu biraz daha böyle hani dümdüz kare değil mi? İçinde kap olduğu belli oluyor. Hani bunu biraz daha iri ufak taşlarla daha simetri olmayan şekilde yapabilirdi bence. Daha güzel gözükebilir. Yine bunu da benzer şekilde yapıp dışından kökler vesaire de çıkartabilirdi. Hani bu şekilde biraz alakasız duruyor ama dediğim gibi ben canlının yaşam alanı açısından hiçbir sıkıntı yok tabi. Herhalde şu sağ tarafta dışkı yeri yapmış. Mesela buraya da bir tane peçete falan koyuyorsa alıp temizliyordur anında. Ama şu sistem iyiymiş ya. Johnny Walker mı? Johnny Walker'dı galiba. Buraya taşın üstüne çıkıp buradan yemleri yiyormuş. Güzel. Yemenen bu şekilde kaçmaz. Güzel düşünmüş. Şu prizerve de çok göz bozuyor burada ya. Şimdi bakın diğer fotoğrafa gidelim. Aynen, yemleri buradan yiyor. Keşke yemleri yeme videosunu atsaymış. Yani yine aslında bunda da biraz böyle yukarı dağ gibi yapılabilir. Hani üstü tam
kapanacak şekilde şunu kesme şansı varsa şu parçayı. Bunu da biraz daha yükseltebilir böyle. Hani güzel bir görsellik oluşturabilir. Bunu Stafford'dan da yapabilir. Stafford'dan yapıp sonradan da yerleştirebilir. Hem bu arkadaki görüntüleri de onun içine almış olur. Bence daha güzel olur. Şu üstten bir şey de yapıştırabilir. Hani direkt içine girmesin. Üstten yani şu parçanın üstüne gelecek şekilde ve kenarlara gelecek şekilde monte edecek bir kaya görünümlü bir şey yapılabilir buraya. Hem arkadakilerini gizler hem de daha görsel olur diye düşünüyorum. Bir de içindekileri de ona uygun yine dekore ederse çok daha güzel olur. Onun dışında canlılar için hiçbir sıkıntı yok yani, çok güzel yapmış. Eline sağlık Doğan. Mirda Adar Özçan. Selamlar abi, selamlar. 65, 25, 40, 65 litreymiş. Smart 100, Sunsun 603, Model LED. Vitasant Bitkikum varmış. Ekenidorius, Eredoya, Sars, Adrenalin yönetimi var. Altara, Tetra. Kullandığı yemler Tropical, Tropical Pro Defense, Spirulina, Vitality Color Tablet, Cigrit Kran, Tetra Pro Algea, JBL Novabit. Yani bayağı güzel yemini kullanıyor. Canlı artemiye kullanıyormuş. Ama yani çok güzel good tot yapıyorsun canlılarına. Eminim renkleri de o yüzden çok güzeldir. Daha önce besledi türler. Kiraz Barb, Rose Barb, Commando Cory, Panda Cory, Albino, Tül Kılıç Kuyruk. Balıkların yem videosu demiş. Aa, kaldırmış bu. Tabi bayağı geçince üzerinden kaldırmış demek ki. Evet, balıklara bakalım. Evet, akvaryum bu şekilde. Kinodorius'lar güzel durmuş. Herhalde içine yuva yapsınlar diye, yapsın diye biraz Hindistan cevizi kabuğu koymuş. Yani güzel. Ama şey yapabilir mesela, Hindistan cevizi kabuğunun dışını biraz daha mos kaplayabilir. Daha güzel bir görsel oluşturabilir o şekilde. Biraz da belki kaya ekleyebilir. Hani şu kütüklerin diplerine olabilir. Ama onun dışında tank bence gayet güzel. Balıkları göremedim ama burada balıklar, herhalde balıklar gelmeden önce çekmişti onu. Ya da balıkları değiştirdim bilmiyorum. Ama onun dışında dediğim gibi güzel tank. Güzel bir korunum olmuş yani acaba. Evet, başka bir teraryuma geçelim. Iguana teraryumu, ısıtıcı lamba ve UVB lamba var. Ölçüsü 75, 50, 35. Bir de görünen dalları çıkarıp mangro köküne de gideceğim. Nemlendirme olarak su kabını her gün torfa döküyorum. Yenisini dolduruyormuş. Bir de sorum olacak, su kabını hep toprak yapıyor, ne yapmamı önerirsin? Valla su kabını toprak yapma şansı hep olacak. Çünkü çok hareketliler küçükken özellikle. Biraz daha büyüdüğünde belki değişebilirdim ama yani dipte peçete kullanırsan hem daha temiz bir görüntü olur hem de toprak olayından kurtulabilirsin. Başka türlü biraz zor gibi gözüküyor. Oo, kedi balığı da güzelmiş. Yani mango kökü iyi olabilir burada. Şu kayanın olduğu yeri biraz daha yükseltebilirsin bence. Biraz alçak kalıyor. Kaç santim gitti bu? 35 santim. 35 santim yükseklik var ama burayı bence biraz daha yükseltip iguanın daha iyi ısı almasını sağlayabilirsin buradan. UE'yi de aynı şekilde. Onun dışında yani tankta bir göze çarpan bir şey yok. Tabii biraz daha büyüdüğünde tabii bu teraryum ufak gelecektir. Ya artık salacaksın evin içine ya da daha büyük bir yer yapacaksın. Ama onun dışında güzel. Toprak içinde dediğim gibi hani yapabileceğin çok fazla bir şey yok. İstersen bir önceki arkadaşın yaptığı gibi Hindistan cevizi halısı var. Onlardan alıp onları serersen biraz daha hani sıkıntısız olabilir. Ama onu temizlemek biraz daha zor iguana için. Çünkü biraz sıvık yapıyorlar dış kırını. O yüzden bence peçeteye dönsen daha güzel olabilir. Hacı Emir'e gelelim. 81-44-45 ekstra yükli camlı rodajı. Aydınlatma Armatürk kullanmış 80 santim. Bitkiler Marsilya, Pogastemon, Octopus, Ceratopteris, Echinodorius, Bolivianus, Sas, Weeping Moss, Bucareplandra, Cryptocorin, Christmas Moss, Zeytin, Rotala, Vadışı, bayağı bir şey var bitki. Rotala'nın başka bir türü, yani Pogastemon başka bir türü. Balıklar 15 tane kardinal tetron, 7 tane panda kori, 4 cücevotos, 3 adet saye, 1 adet vantus tu çöpçü, 12 adet raspora hengelli. Tank bayağı güzel duruyor. 2 adet zebrenelete, 2 adet elmas ayıncısı, 20 adet turuncu sakura kalidesi. Dekorasyon gölden toplamış kayaları. Ki bence hiç sırıtmamış. Zaten kayalar çok fazla gözükmüyor bile. Hardscape'i güzel kaplamış bitkiler. Krayko Black Flame kullanmış. Tabanda bazalt kum ve kayaların altında lav kırığı kullanmış. Sıvı gübre olarak da Silken Potasyum, Silken Excel ve Reflowers All-in-1 kullanmış. Filtrasyon JBL Greenland A701. İçine de ilave olarak Silken Matrix koymuş. Zaten sistem gayet güzel. Hani bu işi bildiğin de belli. Tank çok güzel olmuş bence. Bir tane skimmer kullanmışsın Eheim'in. Yani bence görsel olarak gayet güzel bir tank. Belki tek diyebileceğim hani arkaya doğru mesela şu taraf, sağ taraflar biraz daha ince kum olup buraya doğru biraz daha yükselti yapabilirdin. Hani ön taraf çok dümdüz gibi olmuş kum olayında. Ama bu haliyle de bence çok güzel. J-Oki yok hala bu arada tankta. Low tech bit kurulum. Ama armatür güzel iş çıkarmış burada yani. Tabi bir de su değişmeni falan düzenli yapıyorsun muhtemelen. İlave gübrelerle de güzel bir iş çıkartmış. Sadece şu sol taraftaki mesela bitkileri de biraz arkaya doğru alıp arkadan yükselmesini sağlayabilirdim. Buraya biraz daha kütük devam edebilirdin gibi geldi bana.
Bir de dediğim gibi hani bir tık böyle yani mail olsaydı kumda ön taraf böyle dümdüz olmasaydı belki daha güzel durabilirdi. Çünkü natürel bir tasarım yapmışsın. Biraz göze batıyor diyebilirim yani. Tabi bu benim kendi yorum tamamen. Hani onun dışında gayet zaten güzel bir tank. Ona hiç diyecek bir laf yok. Apartman tarzı yaşam alanları. Almanya'dan bir takipçim bu arada. Bu arada bayağıdır yorumunu görmüyorum galiba. Sen izlemiyor musun videoları? Ne yapıyorsun yoksa? Paspasları haftada bir yıkanıyor ve yeşillikler saklanma alanları falan her şey odunlara monte edilik. Tabi Almanca olduğu için biraz konuşması ve yazması biraz değişik olabiliyor. Yaşam alanımdan alalımdan alınca yaşam alanından alınca her şey çıkmış oluyor ve temizliği kolay oluyor. Yani monte etmiş bu dekorların hepsini tek seferde çıkartıyor, temizliğini yapıyor ve tekrar geri koyuyor, birbirine yapıştırmış yani. Bence çok mantıklı olmuş bu kurumlarda. Ya da ikinci bir seçenekte şey yapabilirsiniz. Camdan cama dekorları yapıştırıp mesela kristik dekorlarda bambuları yapıştırıyorsun mesela camdan cama. Hani o şekilde yapıştırıp yerde hiç dekor olmaması da bir kolaylık açısından bir tercih sebebi olabilir. Evet, kuru kafaları bol kullanmış. Şu zaten Exoterra'nın kuru kafası. Kristik deko tarzı bir şey var herhalde. Çünkü yemlikleri var burada. Mama yemlikleri kullanmış. Bakalım. Evet, kristikmiş. Güzel bir kristikmiş. Bir tane mi var? Evet, bunda bir tane kristik deko var. Bence güzel gayet ya. Işık da varmış. Işığa kırmızı ışık eklersin aslında kuru kafalarla birlikte güzel bir şey olur. Ambiyans oluşturur. Onun dışında gayet güzel zaten yani. Eğer dişiyse de bir yere bir lying bin yapabilirsin. Çünkü gördüğüm kadar yetişkin bir canlı. Tam arka tarafını göremediğim için dişi galiba. En azından hani çiftleşmemiş olsa bile belki yumurta yapma ihtimali olur. En azından o durumda bir sıkıntı yaşamasın canlı. Bir tane lying bin koyabilirsin. Diğerinde ne var bilmiyoruz. Herhalde ikisinde de kristit var. Şunlar ayrı ayrı olabilir. Bir tane daha mail atmış. Yavruyken çabuk büyürler diye canlı yemi fazla verdim. Dişi ayıp olmasın diye az yiyor. Erkek ise kokluyor, kaçıyor. Tek yediği canlı yem. Malikane boyutları 1 metreye 1 metreye. 80 santim yükseklik. Oo bak çok zor olmuş. Bunda bir de dragondu galiba. Evet. Zor olmuş bir de dragonlar. Bu arada bence bir tık daha orada böyle daha güzel bir de dragonlar var ya. Böyle kırmızı, red bulut falan. Yani bence onlardan aldı ya. Parayı kıy biraz. Biz burada hiç bulamıyoruz. En azından orada varken bari bizim gözümüz gönlümüz açılır şöyle. Görürüz. Yollarsın bir daha fotoğraf. Güzel güzel. Canlılar güzel. Yaşam alanı yani dıştan özellikle çok güzel. İçi de güzel. Fena değil. Kat kat yapmışsın. Ayrı ayrı yerleri var. Yani çok rahat gezinebilir bunun için zaten. Hatta sakallı ejderlere biraz fazla bile bu alan bence. Burada iguana bile rahatlıkla yaşar. Zemine zaten toprak koymuşsun sanırım. Yani bir tık belki arka fon tarzı bir şey yapabilirsin. Hani beyazlar gözükmesini istersen arka fonu biraz değiştirebilirsin. Veya orada hazır arka fon satılabilir. Veya kork bark alıp kork bark yapıştırabilir. Ama onun dışında terrarium gayet 10 numara güzel. Eline sağlık. Terrarium ölçüsü 45-45-60. Spring Day Isopod. Terrarium ısısı 20 derece. Kullanılan ekipman yağmurlama sistemi. Plant box, bitkiler akvaryum armatürü. Exoterra Day Night. Evet. Predator Frog veya Dart Frog bulursam onlar için hazırladım canlı. Yoksa bulamazsam böyle devam edecek diyor. Yani inşallah bulursun diyeyim de zor gibi ya. Bir de bulsan fiyatlar ne olacak o da biraz. Bu arada bayağı güzel olmuş ya. Bence buna Tree Frog daha iyi gider ya. Dart Frog'dan çok Tree Frog cuk oturur. Çok güzel olmuş ya. Bacon Yener var şurada özel tür. Şurada şu bitkinin adını unuttum ama. Guzmanya mıydı? Şunlar da yine begonya olması lazım. Begonya türleri. Mostlar güzel. Sarmaşık. Mesela şuradan aşağıdan da sarmaşık sardırabilirsin. Şu yukarıdan böyle aşağı doğru veya aşağıdan yukarı doğru sarmaşıklar falan güzel olur ama zaten terrarium 10 numara olmuş bence. Zaten yağmurama sistemi de var. Gayet güzel gözüküyor. Aynı fotoğraf mı? Biraz daha gelişmiş galiba burada. Biraz daha yosunlar falan sanki büyümüş gibi. Drenaj için bir şey yapıyor musun dipten bu arada? Drenajı göremedim. Zaten akvaryum armatürü olduysa akvaryum armatürü de çok rahat terrariumunu götürüyor. Yani bilmiyorum drenaj için inşallah aşağıdan şey vardır, yer vardır. Yani oradan suyu tahliye edersen güzel olur. Ben çünkü delmiştim onları zamanında 45-45 yapmışları benim. Oradan delik açıp suyun fazlalığını oradan dışarı atıyordum. Çünkü bir yerden sonra ya nemlendirmeyi az yapman gerekiyor ya yağmurlamayı çalıştıramıyorsun. O yüzden drenajlı sistemler en güzel oluyor. Ama çok güzel olmuş. Eline sağlık Melik. Biricik bakalım. Evde yapımı bir terrarium. Zemin olarak tırtıklı taş parke ve üstüne peçete kullanıyormuş. Mağaralar da kilden el yapımı ve yapay çim ile zemin hazırladığım sağ taraftaki çimin altında ısıtıcı bulmakta. Nem kabı ve siyah su kabı var. 2 yaşında bir dişi bir adet leopar... 2 yaşında bir dişi... Anlamadım. 2 yaşında bir adet dişi leopar geko olmuş herhalde. 2 yaşında bir adet dişi leopar geko varmış. Mağaralar güzel olmuş bu arada. Kilden eline sağlık. Yani güzel ama üstü kapalı mı? Kapanıyor galiba değil mi? Ha, kapanıyor aynen. Üstü sineklik kapanıyor. Valla güzel olmuş yani dıyı bir proje olarak çok güzel olmuş. Biraz da içini böyle güzel görsellikle dekore edebilirsen aslında çok daha bir
gelecek vaat ediyor. Üstten de biraz kırmızı ışık verirsin böyle mesela. Güzel, hoş bir görüntü sağlar. Alttaki parke taşları anladım şimdi. Parmak parmak küçük parke taşları var sanırım. Ben de bir ara kullanıyordum onları. Ama mesela arka şeyi de yapıştırabilirsin. Eğer fazlalık varsa arka duvara yapıştırabilirsin. En azından arka fon gibi olmuş olabilir. Onun için de güzel bir terraryum olmuş yani. Tamamen dıyı yaptığın için emek var zaten özellikle. Yani bir nem kabuğunu da mesela kilden bir şey yapabilirsin. Hani içini boş açıp üstüne bir kapak yapıp. Exoter'ın benzer örnekleri var. Hatta ekranı koyarım şu anda. Eğer kille ilgili bir ilgin alakan varsa o şekilde bir şey yaparsan bence bu terraryuma çok daha iyi olur. Hani plastik kap oraya pek yakışmamış. Ama onun dışında gayet güzel. Eline sağlık. Evet, yeni bir terraryuma devam edelim. İndirelim bakalım. Leopar Gecko terraryumu 30-30-50 ölçülerinde 3 yaşında dişi. Isıtıcı pet sürekli çalışıyormuş. Zaten normali de o bence, güzel. Isı 31-34 seyrediyor. Tamam, süper. Coco Pete kullanıyormuş zeminde. Defne yaprakları var üzerinde. Yemeğime de sorun yaşıyormuş. Yazdığım zaman danitmanın 6 gün oldu yemek yemedi. Ya 6 gün çok önemli bir şey değil ya Leopar Gecko'larda. Özellikle kuyruk falan bayağı iyiyse. Yani 6 gün, 1 ay, 1,5 ay falan hiç çok sıkıntı olmuyor. Bir de sol gözünde problem var ama ne olduğunu bilmiyorum. İki gözü birbirinden farklı. Bu durum için videoyu beklemeden yardımcı olursan sevinirim abi. Şimdiden teşekkürler. Zaten sonra bana Instagram'dan yazdı galiba ya. Hani tam hatırlamıyorum ama Instagram'dan bir göz odayı ile ilgili bir arkadaş yazmıştı. Bakalım şu an. Jeku'ymuş adı da. Çok güzel olmuş sticker ya şurada. Güzel detay. Zaten üstü kapanıyor galiba değil mi? Üstü kapattı. Çünkü tırmanır kesinlikle arka taraftan falan. Yani şık olmuş bence ya şu an. Terraryum gayet. Beğendim yani. Defne yaprakları mesela biraz daha çoğaltabilirsin. Niye? Çünkü Leopar Gecko'nun hani olası bir yem yeme durumunda yem yerken torf alması ihtimaline karşı. Yani dibi isterden komple defne yaprağı ser veya farklı bir yaprak ser. O zaman daha iyi olur. Bir de şimdi hani Hindistan cevizi aşırı nemliyse, sürekli nemlendiriyorsan burayı, yem yeme sorunları bazen onunla da ilgili oluyor. Çünkü mesela bioaktif terraryuma çok soruyorlar bana. Hani hangi canlıyı kullanayım abi, Leopar Gecko var işte, bioaktif yapayım mı falan diye. Yani bioaktifte Leopar Gecko'lar zamanında denemiştim. Yani biraz strese gidebiliyor. Çünkü aşırı nem çok sevmedikleri bir durum. Ama Afrikan Fethi Gecko'lar gibi veya Fire Skink'ler gibi canlılar rahatlıkla bioaktife uygun. Ama leopardları bence bioaktif veya nemli, aşırı nemli bölgelerde bakmak pek iyi gelmiyor onlara. Onlar sadece ufak bir nem mağarası, o da deri değişim zamanlarına gidebilmesi için yeterli oluyor. Bu arada burada deri değişim için nem mağarası var mı? Nem mağarası yok galiba. Nem mağarası yoksa da hani bir kısmı, bir alanı nemlendirirse yine o da yeterli olur zaten. Şunları indiremedim bir türlü. Sol gözüne de bakalım ne varmış. Sol gözü şu galiba. Yani bu Eclipse A diye geçiyor aslında. Yılan göz, Snake A. Yani çeşitli adları var. Bu aslında Morpho'ya ilgili bir genetik. Eğer bundan bahsediyorsa, ki bana DM atan ondan bahsediyordu. Yani bu dert edilebilecek bir şey değil. Yani sadece canlının morfu ile alakalı. Ki görmesinde de çok sorun olduğunu düşünmüyorum. Hani çok aşırı kırmızı göz veya gözde farklı bozukluklar olursa biraz görmeye etkiliyor. Ama bu şekilde Eclipse A'nin gözleri bir herhangi zararı yok yani. Diğerine gelelim, Arif Levent'in. Buna ne koyayım demiş. 25-25-30. Aslında kriz keko bulabilirsen o güzel olur buna. Yani özellikle yavrudan bulup devam ettirirsen falan, bir de şu dalı direkt öyle değil de şu camdan cama bağlayabilirsen güzel olur. Orada arka fonlar hazır oluyorsun galiba ama arka fonlar fena durmuyor. Veya buna şey yapabilirsin şu an. Adana canlı yemde şu an su böcekleri var. Sen onlardan koyabilirsin. Extra Datomas Tieratum gibi. Üstüne sineklik yaparsın, kapatırsın. Alttan da canlıyı verip öyle güzel bir görseli olur. Yani bunda tam yetişkin halinde bile rahatlıkla yaşayabilirler diye düşünüyorum. Okaliptus yaprağı veya böğürtlen yaprağı falan varsa çevrende de dediğim gibi o canlılardan alıp besleyebilirsin, buna güzel bir kurulum olur. O taşları böyle biraz daha net ortada toplayıp yükseltebilirsin. Yani biraz fazla dağınık duruyor şu an. Onlara bir ayar çekebilirsin. Çağatay'ın varmış bir tane. Karides akvaryumu. Çağatay Ustu. Merhaba, yorumlarsanız çok sevinirim. Tabii ki, ne demek. Canlılar 12 tane kristal karides, 12 adet sakura, turuncu sakura. Neokaridina ile karidina türleri birbirine çiftleşmedikleri için çapraz doğumu olmuyor. Aynen. Yani sıkıntı olmaz. Aynı yerde bakabilirsin ama karidina bir tip daha soğuk sevdiği için yani yine de bence ayrı bakmakta fayda var. Ama tabii dediğim gibi beraber arasında bir herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü çaprazlama olmuyor dediği gibi, neokaridina ve karidina arasında türler kesişmiyor. Zaten tankta neona raspora varmış. Onlar zaten yavruları her türlü yiyeceği için o yüzden çok sıkıntı olmaz. Hani biraz saklanma alanı çoğaltırsa belki yemeyebilir gerçi de. Hah, bak yazdım zaten oraya da. Akvaryum kurumusundan 3 ay geçti. Osmos su ve aktif toprak kullanıyormuş. O tamam, güzel. Zaten karidina için gereken şeyler bunlar. Küçük bir planarya sorunu yaşamış.
Ancak Gaspar ve Tetra'da ekledikten sonra bu sorun ortadan kalktı. Aynen, ben de daha önce bir yaşadım Prenel'le sorununu. Oradan karidesleri çıkartıp balıkları attığımda balıklar yani bir günde falan çözdü sorunu. Hiçbir sorun kalmadı. Sadece karides akvaryum yapmak istiyordum ama Prenel'le sorunundan ötürü balık da bahanesi oldu. Yatı kökünün formundan ve bitkilerinden dolayı karidesler içinde bolca saklanma alanı mevcut. Sorun çıkmıyor karides için demiş. Yani ya illaki yine çıkanlar oluyordur, yiyordur bir kısmını ama yani kalanlar da devam ediyordur bir şekilde döngüyü. Özellikle neokaridinler artık çok hızlı çoğalıyorsa bir şekilde devam ediyordur döngü, yani sıkıntı olmaz. Evet, pipo filtre kullanmış. Bence karidesler için en ideal filtrelerden bir tanesi. Evet, dediği gibi şurada biraz saklanma alanı var. Yani burada saklanabilir. Birkaç tane de orada şey de koymuş, küp de koymuş galiba. Fotos küpü gibi. Güzel. Yani biraz sadece şey, hani taşlar burada, taşları burada almak yerine bunları da buraya bir entegre etse aslında, hani taşların üstünden çıkıyormuş gibi kütük olursa biraz daha doğal durabilir. Taşların şekli güzel burada duruşu ama dediğim gibi hani burada olursa en azından daha güzel olur. Sağ tarafı da boşluk bırakıp nature tarz yapabilir. Arkaya biraz daha uzun bitkilerden ekleyebilir sol tarafına kökün. Yani zemin güzel bence zaten. Zeminde her türlü bitki yetişir rahatlıkla. Ön taraflarda da eğer armatür yeterse bilmiyorum, parvula, mini parvula gibi şeyler ekebilir. Nature tarzı çevirirse. Çok az kütüğü öne alır. Şu taşları ona monte eder. Veya önüne arkasına bir şekilde monte eder. Kütük taşlardan çıkmış gibi gözükürse daha güzel bir görünüm olur. Yine dalları da biraz mos sarabilirsin. Mesela şurada aşağıda görmüş olduğum mos var bir tane. Bunu biraz bu kütüğün dallarına sarabilirsin. O da güzel bir görsellik oluşturur. Hatta suyun üstüne doğru çıkan dalını da sarabilirsin. Suyun üstüne de çıkabiliyor onlar. O şekilde güzel bir görüntü oluşturur diye düşünüyorum. Onun dışında gayet güzel zaten, eline sağlık. Kristal karidesler de çok güzel ya. Karidene vardı bende de, bir süredir karidene bakmıyorum. Ama bir özlemim geliyor, bakalım. Belki bakarız bir ara. Evet, burada bu kadardı bunlar. Ama Discord'da sanırım vardı daha. Bir bakayım bakalım Discord'a ya. Evet, geldik şimdi Discord'a bakalım. Discord'da da biraz vardı yorumlamadım tanklar. Bakalım nereden itibaren yorumlamadım. Burada tabii arkadaşlar da yorum yapmış. O yüzden onları da görüyoruz. Biraz uzun bir bölüm olmuş olabiliriz ama umarım faydalı olur sizlere. Yani hani sizler de yorum yaptım. Güzel bir konsept oluyor diye düşünüyorum ben bunu. Burada bayağı gelmiş ya. Evet, buradan bakalım. Bir tane akvaryumumuz var. 50-30-25. İçindeki bitkileri zaten görüyorsunuz burada. Mossball varmış. 5 adet Neontetra varmış. Karidina, Neocaridina Davidi varmış. Neocaridina Karides yani. Nerite salyangozu, Cücebotos. Tasarım malzeme. Doğada bulunan ağaç ve taşlar olmuş. 2 aylıkmış. Önce bitkilerin ekildiği köşeye bitki kumu koymuş. Sonra geri kalanı silisle ve kökleri yerleştirip bitkim yapmış. Haftada 150 su değişimi yapılıyor. Her gün yiyici birikleri kadar yem veriliyormuş. Haftada bir kez karidesleri, botozları, havuç benzeri yem veriliyor. Not akvaryum bende değildir. Arkadaşıma kurduğum akvaryumdur. Güzel olmuş ama şöyle diyeyim, hani nature'a benzemiş biraz tasarım ama dallar biraz daha eksik, biraz daha dal bulup, özellikle ince köklü dal bulup, ben daha önce şeyde kullanmıştım, bir tane Blackwater yaptığım bir tankta kullanmıştım. O tarz dallar bulup biraz daha buraya ek ve biraz daha taşlar da koyarsanız, ön tarafta biraz hani taşlar dışından boşluk kalmış, çok daha güzel bir görünüm oluşturur diye düşünüyorum. Onun dışında fikir güzel, uygulama da fena değil. Dediğim gibi sadece bir tık daha oraya biraz taş ve kök gerekiyor diye düşünüyorum. Onun dışında gayet güzel olmuş, yani elinize sağlık. Evet, Payik adlı arkadaşımız yollamış. Exoderra 30-45 Crested bakıyormuş içinde. JBL Hindistan cevizi toprağı. Ortalama 6 aydır o teraryumda. Çekirge ve un kurduları besliyormuş. Exoderra D3 Plus Kalsiyum Ekgıda. Ekgıda dedi, herhalde mama veriyor. Bu teraryum güzel. Türkiye'de değil galiba bu da yine. Acaba değil mi bilmiyorum. Bir yabancı ülke havası verdi bana. Çünkü bu Viner'ı AliExpress'ten almadıysa Türkiye'de bulması biraz zor. Ben çok önceden almıştım, bir tane videomuzda vardı. Yapay bitkiler de güzel durmuş. Arkaya sanırım şey kaplamış, o halı cinsinden olan bir lifli bir şey var, malzeme var. Herhalde onu kaplamış. Buraya aşağıya bir tane yuva yapmış. Yani bu yuva yerine biraz böyle hani ağaçta duruyormuş gibi yapabilirsiniz. Yani bu cama yapışıyorsa eğer, cama yapıştırırsa daha iyi. Çünkü hani kristaller genelde yerde değil de ağaç üzerinde uyumayı seviyorlar. Yine ben Crested Gecko Terrarium'u çok sevdiğim, size hep tavsiye ettiğim bir şey var. Şu, bu taraftan, bu camdan yani, bu cama, buradan gösteremiyorum ki ben. Yani şu iki camdan karşılıklı bir bambu atabilir. İki ucunu yapıştırabilir. Orada da güzel duruyor. Hatta onun kenarına bir tane yemlik koyarsa hem oradan beslenmesi de sağlanır. Onun dışında gayet güzel olmuş bence terrarium. Eline sağlık. Bir de zemini biraz daha işte şey yapabilir. Arkaya doğru yükselecek şekilde yapabilir. Yosun ekleyebilir. Eğer üstten aydınlatma... aydınlatması yok. Üstten aydınlatma olmadığı için yosun ekleyemez. Ama üstte aydınlatma koyarsa, başka bir yere koyarsa eğer, arkada biraz mos ekleyip biraz daha nemli tutarsa, o da orada da güzel bir girişim olabilir. Bu da Yemen Bukalim'in terrariumuymuş.
70, 65, 100, 2 aydaki Yemen bukalemine 10 kurda çekirge geliri sunmuş. Yani 10 kurda iş vermesen de olur Yemen bukalemlarına. Özellikle dişiyse yani çok fazla aşırı yağlanma oluyor dişilerde. Taban malzemesi JBL yağmur ormanı toplanığı ve dekorasyon ve tırmanması amaçlı yapay bitkiler, doğal dal vesaire. Bukalemin ortalama 1 aydır terarimde. Ek gıda olarak hobi multivitamin tozu. Nem %70, ortalama sıcaklık 20-29. Gün içinde, gecede 20'lerde olması lazım diyor. 20'nin altına düşmüyorsa çok bir sıkıntı yok ama yine de bir kontrol etmene fayda var. Çünkü ani bir yeniden kesilme durumu olursa, yani bil ki o sıcaklık soğukluk yüzündendir. Isıtıcı namlu ve UVB bileşik, yani combo olanından kullanmış. Yavru olduğu için günde 2 öğün veya 1 öğün canlı yem veriyorum. Vitamini 10 kurduğunda tutunmuyor. Vitamini çekirgeyle veriyorum. Yani vitaminin markasına göre değişebiliyor ama yani bazı vitaminler tutunmayabiliyor, evet. Bu arada bu da güzel bir tasarım olmuş. Korkbaklar var. Ah evet, kesinlikle Türkiye'de değil. Kesin yani. Yani bu kadar büyük korkbak bir tek bende var çünkü. Başka kimse de olmuyor. Sağ olsun, onu da Burhan abi zamanında bulmuştu bana Ankara'da bir yerde. Ne kadar varsa aldı kendine de. Gerçi 3-4 tane alabildim ben. Biraz yüksekti fiyatları. Şimdi daha da yüksek. Kesinlikle yurt dışında yaşıyor ama. Bu terarium daha güzel, böyle yeşillikler falan açısından güzel. Sadece bu bitkiler şeyse eğer, hani besse, bir sudan geçirse iyi olabilir. Çünkü bazen hani oradan, çoğunlukla bu kalemden oradan su içiyor. Bir kısmı boya bırakabiliyor bunların. O yüzden bir sudan geçirirse, bir kaynar sudan geçirirse birkaç kere iyi olur. Onun için de Yemen bu kalem çok güzeldi ya. Çok özledim. Benim Jager'in küçüklüğüne benziyor. Arka ayağının ucunu görebilseydim cinsiyet de söylerdim ama arka ayağının ucu görünmüyor pek. Oradan cinsiyet ayrımına bakabilir. Heh, dur bakayım, burada gözüküyor mu? Dişi gibi duruyor bu da. Adı yoksa adını Jager koyabilirsin. Yani tam emin değilim ama çünkü fotoğrafta anlaşılmıyor. Eğer şu arka ayağına çıkıntı varsa erkektir, çıkıntı yoksa dişidir. Yani dişi gibi geliyor bana yine de. Dişiyse adını Jager koyabilirsin, ismi yoksa. Jager'in hatırası yaşasın bari. Evet, başka bir terarium gelirim. Eiranikli arkadaşımız yolamış. Burada kaç tane yılan var? 2 tane var. 3 mü var? 2 tane varmış. 2 tane boa, konservatör albino, diğerinin morfinliyormuş. Diğeri klasik gibi duruyor. Terarium 120-70. İkisi de ayda bir jumbo fare yiyor. Yani birbirine zarar yapmıyorlar mı bilmiyorum. Cinsiyetleri nasıl, onları da bir gözlemlemek lazım. Çünkü erken bir çiftleşme dişinin olası ölümüne sebep olabilir. Onun dışında besleme yaparken şu malzemelerden biraz yiyor olabilirler. Bilmiyorum nasıl durum ama üstüne biraz yaprak serebilirsin. Yaprak serersen en azından yemlerken daha rahat olur. Işık olarak da genelde hani yılanlarda pek ışık önerilmiyor. Ama boğa türlerinden biraz daha nem seviyor ama gördüğüm kadarıyla ortam da biraz nemsiz. Yani ortamı biraz daha nemlendirebilirsin eğer ışık kullanmaya devam edersen. Onun dışında ışık kullanmayacaksan da ısıtıcı olarak bir alttan pet yapabilirsin. Yine de bu ışığın aşırı güçlü olmamasına dikkat et yani, çünkü aşırı kuruma olabiliyor. Bir tane büyük canlıların içine girebileceği bir su kabı, plastik de olabilir. Koyabilirsin buraya, duş alabilirler ve nemi sağlayabilirler bu şekilde. Yani değiştirmen gereken bence bunlar var şu an terariumunda. Hemen hızlıca diğerine gelelim. Heterometrus varmış bunda da. 40-40-40 bitkiler gerçek. Camı kırık ama tırmanamıyor. Terariumun yanında. Yatak terariumun yanında. Akrep anladığım kadarıyla ama yani bir gece ansızın gelebilir bence, bilmiyorum. Ben olsam yine de o kadar güvenmezdim. Bunda canlıyı göremedim ama ya. Şu arka plan bitkisi aslında bunlar genelde. Bunları arka plan ekersen bence daha iyi olur. Hem çıkması için canlının biraz daha imkanı biraz daha düşer. Bu da yine yurt dışından bir terarium gibi duruyor. Çünkü şu arkadaki malzemeler de burada pek fazla yok. Yani onun dışında terarium yani güzel gibi. Bir sıkıntı görmüyorum terariumda. Kök sadece çok ortada kalmış gibi. Şu altta sanırım mağara var. Mağara güzel düşünülmüş. İyi olmuş oraya yani. Eğer bunu da nemli tutuyorsan arka taraf, şu bildiğim kadarıyla bu malzeme nem tutar ve üstüne mos yapıştırabilir veya kaya yapıştırabilirsin biraz. Biraz daha dekoratif yapabilirsin bunu. Onun dışında gayet güzel yani, bir sıkıntısı yok. Ama yine de dikkat et, bence kaçmasın yani. Kaçarsa biraz... Gerçi kaçsa da bir şey olmaz ama canlıya olur olan, yani canlı ölür. Yani canlıyı bulamazsın falan veya evde ufak çaplı sorunlar olabilir. Başka da bir şey olmaz. Burada hepsi aynı mıydı arkadaşın? Yok değilmiş, evet. Yine Eira Nikli arkadaştan. Ama bak güzel yapmış bu Leop Art için. Ama mağara mesela nerede var? Alanın tamamını görebiliyor muyuz? 4 eşitten Leopard Gecko, terarium 80-40, haftada 2 10 kurdu, 3 tane hamam böceği, saklanma yeri nereye koymalıyım? Terariumun iyi mi? Yani terarium biraz aslında görseli güzel gibi ama biraz böyle bitkilerle, sukulentler mesela, şuraya bir tane saksı koyup sukulent yapabilirsin, delebiliyorsan eğer bu malzemeyi. Bir de dip çok fazla kirli gibi gözüküyor. Ya buna exoterra falan bir hani böyle siliskum Leopardların yutamayacağı gibi, ya da farklı bir malzeme, peçete veya craft kağıt falan gibi bir şey koyabilirsin. Çünkü bu malzemeyi çok rahat yutabilir
ve yuttuktan sonra sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Mağara olarak da bak şu bölge bence güzel, şu bölge biraz daha karanlık kalıyor. Buranın etrafını kapatacak şekilde bir şey koyabilirsin. Isıtıcı var mı bu arada tankta? Onu bilmiyorum. Isıtıcı alttan ısıtma mı var veya üstten buraya mı ısıtıyorsun bilmiyorum ama bir ısıtıcı da şart buna. Isıtıcı yapıp koyabiliyorsan alta şu bölge bence gayet iyi yani şey için, mağara için. Isıtıcı koyamıyorsan da eğer şurada bir yere yapıp ampulle böyle yukarıda durduğu yerde şu an oraya bir mağara gibi bir şey haline getirip orada ısınmasını da sağlayabilirsin. Nem mağarasının içine yosun, yani yosun da koyabilirsin, torf da koyabilirsin. Burada arkadaşlar da yanımdan torf, vermikür, spagnum koyabilirsin. Bu şekilde bir kurum yapabilirsin oraya. Çok bir sıkıntı olmaz. Yine boğa, corn snake teraryumu 140. Büyük donlar arasında bolca saklanma yeri var. Corn snake'ler resmen görünmüyor ama hep boğa da aynı yerde mi? Aynı yerde. İyi güven. Bu teraryum galiba. Boğa güzelmiş bu arada. Yani corn snake'ler için bilmiyorum. Corn snake'ler saklanır iyi ama hani sürekli saklanırsa canlılar rahat eder mi onu bilemedim. Çünkü dışarıda hani büyük bir yırtıcı var onlar için bence. Hani birbirine zarar verebilirler yine. Hani corn snake'ler genelde kendi türüyle bile çok anlaşamıyorlar. Bir de boğa ile olması biraz değişik olmuş. Yine bunda da bence bu su kabı koyabilirsin. Boğanın içine girip yüzebileceği gibi veya içinde girip serinleyebileceği gibi. Onun için zaten moslar kurumuş galiba. Işık çok fazla yok herhalde. Bir de boğaya da bir tane saklanma alanı oluşturabilirsin. Veya yine bu camdan bu cama, yani iki camdan, iki yan camlardan uzunca bir bambu koyabilirsin, yapıştırabilirsin oraya. Hani boğa onda da güzel durabilir. Ama şu anki dalı da bayağı sevmiş gibi duruyor. Orada da güzel şekilde görünüyor. Üstü kapalıdır herhalde bu arada, değil mi? Üstü açık değildir. Üstü açık zaten bayağı bir şansa yaşıyorlardır. Zaten evet, Türkiye'de misin diye yazmışlar arkadaşa, yok demiş. Evet, belli demişler. Ben de anladım. Anlaşılıyor yani. Hemen bir tane tarantula var. Teraryum 60-60, görünüş koymuş, tırmanıyor, tırmanamaz. Bitkiler gerçek, neyi düzeltmeliyim? Çok hoşuma gitmedi teraryum. Yani kök güzel aslında ama kök biraz şey durmuş, önde durmuş. Biraz bunu tam ters çevirip arkaya doğru sabitlersen, önlerine biraz taş koyabilirsen böyle sanki daha güzel bir, daha efektif bir görünüm sağlayabilirsin. Veya bunu çıkartıp yine farklı şeyler ekleyebilirsin. Ama onun dışında bir de şey yapabilirsin. Toprak aşağıdan yukarı doğru arkadan, yani arkaya gittikçe yani meyilli yapabilirsin. Arkada daha yüksekte yapabilirsin. Biraz taşla, kayayla bunu destekleyebilirsin. Yani anlatmak istediğimi tam anlatabildim mi bilmiyorum ama yani zemini sıfırdan yaptığını düşünelim. Zemini sıfırdan yaparken arkayı biraz daha yüksek şekilde dolduracaksın. Arkaya doğru iteceksin. Ön tarafta kum düşük olabilir. Oraya tabii taşlar koyarak destekleyeceksin oranın sabit durmasını. Biraz da nem sıkabilirsin o sırada. Bu kütüğü istersen çıkartabilirsin, istersen durabilir. Bilmiyorum, bence çok görsellik olarak bir sıkıntısı yok ama hani tam ortada durduğu için burada biraz çok güzel durmamış. Arkada böyle sağ tarafa doğru bir ittirme şansın varsa bunu o tarafa koyabilirsin. Bitkiler ama pek orada yaşayacağını sanmıyorum. Eğer ışık çok yukarıdaysa bitkileri belki çıkartabilirsin. Yapay bitki koyabilirsin yine diğer teraryumlarında olduğu gibi. Ama onun dışında çok bir sıkıntı yok. Mağara zaten orada. Mağara yine ayrı o taşlardan kumun içine de yapabilirsin. Veya bu şekilde bunu önde kullanmaya devam edersin. Ön tarafta bir yer yaparsan böyle çıkışını hem daha rahat da görebilirsin de onu. İsviçre'deymiş. Burada tabii bayağı bir konuşmuşlar. Evet, arkadaş yazmış. Genel sohbete yazarsanız daha iyi olur böyle konularda. Bu da benim yaşam alanım demiş. Yavru sakallı ejder var. 140 ölçüleri. Yüksekliği söylememiş yani. O da 40 falan civarı galiba. Yani sakallı ejder teraryumuysa biraz yosunlar pek mantıklı olmamış. Çünkü yosunlar çok çabuk kuruyacaktır orada sıcaklıktan dolayı. Nemini tutarsa sakallı ejder strese girecektir falan. Yani onları kaldırabilir. Onun dışında keskin yer varsa bu keskin yerleri biraz törpüleyebilir. Su kabı tamam, güzel. Bir de bunu hani bir tarafa ortaya değil de böyle sağ veya sola alırsa daha iyi olur. Mesela sağ taraf daha uygun gibi duruyor, şu tarafı daha uygun gibi duruyor bu ışık için. Çünkü en azından bir taraf daha biraz daha soğuk bölge olur böyle yaparsa. Onun dışında dediğim gibi çok fazla bir sıkıntı yok. Görsel olarak tabii bir sürü şey yapılabilir buna ama görüntü olarak veya uygulama olarak biraz şu an dediğim gibi bu konuları düzeltirse biraz daha uygun bir teraryum olur diye düşünüyorum. UV lambası varmış zaten galiba. Bunlar kendim için tabii, senin için. Evet, bir arkadaşımız daha yollamış burada yine. Teraryum ölçüsü 110-60-140. 6 aylık iguana varmış. Stafor, poliüretan köpük, akrilik boya, vernik, bambu çubuklarından köprü. 5 gündür teraryum demiş. Bir aktif değil tabii. Yeni ilk teraryumum. Özel ölçülerde sunta dolap yaptırmış. İçine bir kat stafor yapıştırdıktan sonra bir tur poliüretan köpük sıkmış. 3 kat sıvı attıktan sonra boyama, vernik, kireme işlemleri. Stafora şekil vermek için maketmiş abi ve lehim kullanmış. Ki aynen kullanılabiliyor. Güzel. Şimdi bakalım teraryuma nasıl. Evet, teraryum bayağı güzel yapmış hakikaten. Yani tırmanma alanlarını falan güzel. Tırmanmayı düşünmüş yani hepsini. Şu sağ tarafta su alanı mı acaba? Şelale gibi bir şey mi var orada bakalım. Yani burası su alanıysa orası da güzel düşünmüş. Yani havuz gibi oraya girip çıkabilir rahatlıkla.
3 kat sıvı atmış sanırım. Muhtemelen sağlam olmuştur. Çünkü Igonlar çok fazla parçalamayı seviyorlar. Hatta direkt egzozerlerin küpük arka fonları falan var ya, onları direktman parçalıyorlar. Yani direktman çıkarsanız daha faydalı olur. Ama bu kurumda bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Yine basking alanını yapmış. Ama şöyle bir şey, hani kırmızı ampulün olduğu yere, yakın bir yere de yine bu UVB'yi koyarsa ikisini aynı anda alır. Çünkü en çok sevdiği şeyler sıcak ve sıcak bölümüne daha çok takılacağı için UVB'yi oradan daha rahat alabilir. Bu şekilde biraz sanki daha sağ alana kalmış gibi. Burası biraz daha soğuk bölge olacaktır buraya göre. O yüzden buraya alırsa bence daha güzel olur ve çok da bir sıkıntı kalmaz. Eğer çok küçük değilse Igon, zaten bu dala bile çok gerek yok burada. O kendi zaten oradan çok rahatlıkla atlayıp zıplayacaktır yani. Şuradan nasıl geçiş var? Buradan da yukarı geçiş var mı acaba, onu göremedim tamam mı? Ama dediğim gibi bence Igon alanı için gayet yeterli olmuş. Zaten Igon alanları çok fazla görsel alanlar olmuyor. Çünkü yeşili koyamazsınız tankın içine. Yeşili koyarsanız yem olarak görüyor onu ve direktman yiyor. Şu zaten yeşil yapay bitkileri de görürse eğer yemeye çalışabilir. Belki bunları bile çıkartabilirsin yani. Ama onun dışında terrarium 10 numara olmuş. Gerçekten eline sağlık. Bravo. Evet, bir tane daha yine Zekai diye bir arkadaşımızdan düzeltme gelmiş herhalde. Düzeltmiş sanırım. Zeminin fazla... Bu... yani bu bir Dragon terrariumundan biraz çıkmış olay. Çünkü çok aşırı nem var burada. Çok aşırı nem olduğu zaman canlılar strese girebiliyor. Leopard Gecko ve bir Dragon gibi canlılar pek aşırı nem seven canlılar değiller. O yüzden bence bunu dediğim gibi, az önceki bahsettiğim gibi yaparsan çok daha iyi olacaktır. Evet, şimdi Numpy diye bir arkadaşımız olmuş. Evet, Leopard Gecko alanıymış bu da. Bakalım buna da ne var. Aynen, Scrant'leri koymuş herhalde ama öylesine koymuş gibi. Saksılar değişecek demiş. Bence zaten bunu hani Egotarion gördüğüm terrarium gibi galiba. Bence buna içindeki Exoterran fonlarını çıkartıp komple sıfırdan bir köpükle Saksır'ı da köpüğün içine giydirerek Staform köpükle Saksır'ı içine giydirerek güzel bir kurulum olabilir. Tabi onların alçasına delik açmayı unutmasın Saksır'ın altına. Çünkü fazla nemi atması lazım Skrant'lerde. Öyle güzel bir kurulum olabilir. Yani şu an sadece yerleştirilmiş gibi duruyor. Burası sıcak alan muhtemelen şu sağ taraftaki bölge. Bu da herhalde nem mağarası. Bunun zaten değişik bir Exoterran mağarası bu. Bunun üstüne su koyduğunuz zaman altına da yavaş yavaş salıyor sanırım. O yüzden nemi bir yandan da sabit tutuyor. Alt tarafta sürüngen halısı kullanmış. Bir arkadaşımız da ona yazmış, tırnakları takılabiliyor demiş. Belki deli gibi takılıyordur, ben kullanmadığım için çok bilmiyorum ama peçete en sağlıklısı olur yine de. Ve çok bunları sık sık değiştirme veya sık sık yıkama şansın olmuyorsa da bakteri olarak biraz sıkıntı olabiliyor bunlarda. Yani zaten canlı yokmuş daha herhalde elinde. Canlıyı daha almamış. Evet, gelelim bir tane son artık tankımıza. Bayağı bir video bayağı bir birikmiş bunlar ama umarım çok uzun olmamıştır video. Sizler birlikte yorumlamak isterim bunları. Umarım faydaları da oluyordur yani. Evet, bir tane kaplumbağa akvaryumu. Geçen ben de buradaki pet shop'a gitmiştim, elime aldım hatta bir tane de. Ya yavruyken gerçekten çok sevimliler ya, yaramazlar. Ama büyüdükçe biraz böyle sevimlilikleri gidiyor maalesef. Bu bir gerçek. Benimki yaklaşık kaç yaşında oldu? 18, 20, 22 yaşında falan oldu benimki galiba. Yani biraz sevimliliği kalmıyor artık. Ondan sonra biraz böyle hani normal besliyorsun sürekli ama rutine dönüyor yani olay. Evet, ama bu çok sevimli bir de. Fotoğraf tam ortada çıkmış böyle, çok güzel o yüzden. Bir tane derece koymuş buraya. Su sıcaklığı gayet iyi. 26-27 derece. Isıtıcı var mı herhangi bir, onu göremedim ama bakalım yazmış bir şey acaba. 5 tane salyangoz, 4 tane bambu, kullandığım kayaları dağdan toplamış. Dibindeki siyah kum, ne ismini bilmiyorum. Google'da siyah kumu yazınca çıkan kum. siyah kum var mıymış? Yani dipte biraz varmış. Hagen kumudur muhtemelen. Hagen diye geçiyor ama. Yani kumun çok bir sıkıntısı yok yani bu terrarium, akvaryumlarda. Edilitli ama kayalardan dolayı çok derin yapamıyor musun? İçinde filtre de yok. Kayaları yükseltip suyu derinleştirebilirim. Derinleştirebilirsem filtreyi de kullanabileceğim. Yani bence de yükseltebilirsin adam bunu ya. İlla ki hani biraz dağdan böyle büyük kayaları toplayıp sağ tarafı üst üste yığaraktan yapabilirsin bunu bence. Öyle yaptığında güzel bir şey olur. Çünkü filtre de dönmesi gerekiyor. Bir de bunda şimdi şey alan yok. Sıcak alan. Buraya ampul de koyman gerekiyor. Onu nasıl yapacaksın bilmiyorum şu an ama şu an hani buraya vuran bir ısıtıcı olması gerekiyor. Şuraya vuran. Aynı zamanda UVB olması gerekiyor. O ısıtıcı ve UVB olmazsa özellikle bu yavru haldeyken uzun süre onları kullanmadan büyütmeye çalışırsan canlının zaten maalesef pek sağlıklı yaşayacağını düşünmüyorum. Kabuklarında hemen yumuşama oluyor. Hemen bundan sonrasında canlılarda halsizlik oluyor. Yememe iştahsızlık oluyor. O yüzden bence bunu bir an önce halletmeni tavsiye ederim. Buraya bir tane ısıtıcı, filtreyi çalıştır. Bir de eğer akvaryum sıcaklığı bu sıcaklıkta kalıyorsa çok sıkıntı yok ama eğer ki 20'nin altına veya
25'in 24'ün altına düşüyorsa bence su eriten ısıtıcı takabilirsin. Dediğim gibi kayalarla burayı çok rahat yükseltebilirsin. Veya kaplumbağa adaları var. Exoterra'nın var veya farklı makyaların var. Veya kendin yapabilirsin. Stafor'dan buraya bir yüzme alanı, durma alanı yapabilirsin. Stafor'u biraz kayaya çevirirsin. Onu cama yapıştırırsın falan. Yani bir sürü seçenek var kaplumbağa adası yapmak için. Sadece kayayı yükseltmekle de olmasına gerek yok yani. Bu şekilde bir kurum yaparsan, hatta daha sonraki yaptıktan sonra da daha sonraki videolarda da yollarsan onlara da yine bakarız diyelim ve oh bitirelim artık. İyi konuştum galiba. Bayağı konuştum bugün. Evet. Şunu alalım kenara. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten güzel teraryumlar vardı bu sefer. Güzel teraryumlar, güzel akvaryumlar yapan arkadaşlarımız vardı. Hepsinin ellerine sağlık diyorum. İşte ufak tefek gördüğüm şeyler var. Onları da düzeltebilirlerse çok daha güzel olabilir bazıları. Tabi biliyorsunuz ben hani direkt bu konunun uzmanı değilim belki ama sadece tecrübelerime göre sizlere tavsiyeler vermeye çalışıyorum. Hani farklı kişiler farklı şekilde tavsiye de verebilir. Bu da normal gayet. Ama benim tavsiyelerim bu yönde oluyor. Tavsiyelerimi doğru buluyor ve beğeniyorsanız da videoya like atabilirsiniz. Aynı zamanda kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Katıl butonumuz var. Oradan destek sağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz hala yani depremzedelere bağış yapıyorum. Ben gelen YouTube'dan gelen tüm gelirimi. Eğer oradan bağış yaparsanız bana sizin de yardım etmenize vesile olmuş olurum yani. Zaten onları ben dekontları arada Instagram hikaye veya videonun içine koyuyorum. Yine videonun başında söylediğim gibi terraryumyorum@gmail.com'a atarsanız yorumlamamı istediğiniz alanlarınızı orada yorumlama yapabilirim. Farklı videolarda farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Kahve de soğudu ya.